Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen Geleceğin Zirvesi'ne hitap etti. Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'in tarihi bir sınavdan geçtiğini kaydeden Fidan, kriz ve ihtilaflara çözüm bulma kabiliyetinin azaldığını belirtti. Fidan, küresel eşitsizlik ve adaletsizliğin arttığını ve bunların İslamofobi ile yabancı düşmanlığı için zemin hazırladığına işaret etti. Birleşmiş Milletler, artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor, küresel sorunlara karşı ortak çözüm için etkili bir yapı gerekiyor diyen Fidan, bu yapının daha kapsayıcı ve çok taraflı olması gerektiğini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşmiş Milletler'de ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı reforma ihtiyaç var dedi. Dünya 5'ten büyüktür diyen Fidan, Birleşmiş Milletler'de karar alma mekanizmasının daha demokratik hale gelmesi için ve kutuplaşmaları engellemek araçlarının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Fidan, uluslararası barış ve güvenlik sınırlı sayıda ülkeden oluşan imtiyazlı bir gruba bırakılamaz vurgusunu bulundu. Uluslararası finans mimaride reform yapılması gerektiğinin altını çizen Fidan, ancak bu şekilde sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleşebileceğini söyledi. Fidan, Türkiye'nin her platformda bu hedeflerin gerçekleşmesi için çaba sarf etmeye devam edeceğini bildirdi. Aynı zamanda yeni teknolojiler ve yapay zekaya adapte olmak için yeni yollar keşfetmeye devam edildiğini belirten Fidan, bu çerçevede kabul edilen dijital sözleşmeyi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Fidan, uluslararası toplumun Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası'na da desteğini arttırmasını beklediğini söyledi. Bugünkü zirvenin başarısı, çok taraflı sistemi yeniden inşa etmek için olan kararlılığımızı teyit edecek değerlendirmesinde bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, kabul edilen Geleceğin Paktı'nda ortak dünya vizyonu için yükümlülüklerini şekillendireceğini kaydetti.